Sera Karaçam, biraz önce tam da senin altını çizdiğin gibi İranlı yetkililer biraz önce Reuters'a bir açıklama yapmışlar ve acil olarak bir misilleme kararımız yok demişler. Demek ki kontrollü gidiyor galiba gelişmeler, değil mi? Evet, öyle görünüyor. Daha önce İran yaptığı açıklamada İsrail cevap verirse kendilerinin de cevap verme hakkının olacağını ve vereceklerini söylemişti. Tabii unutmamak gerekiyor ki bu saldırılar İsrail'in Şam'da bulunan İran misyonunu hedef almasıyla başladı. Dolayısıyla başlangıcı oradan almakta ve bunu hatırlatmakta da fayda var. Işın, sormak istediğin bir şey var mı Seraya? Yok, çok güzel özetledi. Gelişmeleri takip etmeye devam edecek. Yine biz de ondan haberleri alacağız, değil mi? Sera Karaçam. Teşekkür ediyorum. Çok iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Teşekkürler. Şu anda saat 2 gece orada. Şimdi haberi gelmeden birkaç saat önce akşam saatlerinde, akşam 9-9.30 gibi Pentagon basın sözcüsü General Ryder bir basın açıklaması yayınladı. Ve bu kısa açıklamada sözcü, yani haberlerden birkaç saat önce Orta Doğu'daki gelişmeleri Amerikan Savunma Bakanı ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görüştüğünü ifade etti. Tabii bütün buradaki ifadelerin hepsi İran'ın Orta Doğu'daki istikrarsızlaştırıcı eylemleri konuşuldu şeklinde geçti. Ve yine yardım konusunun görüşüldüğünü, Ashdod Limanı üzerinde yardımların yapılması gibi sivillere yönelik daha iyi çalışmak için koordinasyon konularının ele alındığı bu açıklamada yer aldı. Daha sonra 2 saat kadar sonra zaten saldırı haberlerini okumaya başladık. Bu görüşmede buna benzer bir cevabın konuşulup konuşulmadığı hem Pentagon yetkililerine hem Beyaz Saray yetkililerine e-mail ile ulaşılarak soruldu. Tabii çok yakın kontakları olan gazeteciler de var. Bizler de ulaştık. Aldığımız bir cevap olmadı. Yani bu görüşmenin içerisinde saldırının görüşülmediğine dair Amerikalı yetkililer cevap vermiyor. Ancak kısa bir süre öncesinde böyle bir telefon görüşmesi gerçekleşti iki savunma bakanı arasında. Bir başka yeni haber, yine Perşembe günü gelen haberlerin içerisinde Hamas'la devam eden ve rehineler üzerinden yürüyen müzakereler. Ortada bir taslak var biliyorsunuz. Evet. Katar, Mısır, Türkiye'nin de dahil olduğu. Bu taslağa dair Hamas'ın red cevabı vereceğini CIA direktörü Perşembe günü açıkladı. Yani müzakerelerde Hamas nedeniyle durmuş gibi göründüğünü ifade etti. Reddettiklerini söyledi. Tabii biliyoruz İsmail Haniye cumartesi günü Türkiye'de olacak. Erdoğan bizzat onun neleri kabul edeceğini dinleyecek ve Erdoğan devreye girmiş olacak. Şimdiye kadar Türkiye'yi çok duymadık biz bu müzakerelerde. Öne çıkan Mısır ve Katar oldu çoğunlukla. Hatta Türkiye neden geride duruyor diye haberler çıktı. Ancak Hakan Fidan'ın Katar gezisi ardından Türkiye'nin devreye girdiğini görüyoruz ve burada Haniye İran'ı temsil ediyor olacak, kendini mi temsil ediyor olacak, Gazze'deki bu durum için, durdurmak için neleri kabul edebilecek, ne tavizler verilebilecek, elbette ki kalıcı bir ateşkeste ısrar ettiği biliniyor Hamas'ın, ama CIA direktöründen bugün mevcut teklifin reddedildiği açıklaması geldi.